Merhaba. Merhaba Ekrem Başkanım. Şükür bir yerde görmüştük. Çok istiyorduk bizden gelecektim. Sağ olun. Özür dilerim. Çok başkanım nasılsınız? İyi olacağız hep birlikte. Yemin ettim. Sağ olun. Sizi çok seviyorum. Abi yemin sağ ettim ben. Yıllardır bu anı bekliyorum. Ben de. Gel. Sağ olun. Cem ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bakın kendine. Gel şöyle. Buyurun efendim, size şöyle. Merhaba efendim, nasılsınız? Gökhan'cığım sana zahmet. Merhaba, nasılsınız? Efendim, hep birlikte iyi olacağız. İnşallah. Zor zamanları atlatacağız inşallah. Anacığım nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah iyi olsun. Anacığım başkanımız bu. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba. Sayın başkanım. Yani kemiklerimizin taze kalması için samadece böyle zaman zaman kırıntı bile olsa ihtiyacımız öyle, var. Yoksa öyle, çok çabuk kaybediyoruz. Öyle. En yok, ufak bir şey hemen böyle yok. O ümit kırıntılarımızı kaybetmemize haklısınız, sebep oluyor maalesef. Haklısınız. Çok güzel tarif ediniz aslında. Gerçekten. Güçlü kalacağız, ayakta duracağız, dimdik konuşacağız. Hani kimin kimin yanında olduğuyla ilgili değil. Tamamen böyle geriye çekilip bile bir arada olduğumuzu görebilmek kol kol yani. Kol olmak evet, yani. Aynı şeyi düşünmemiş olabiliriz. Aynı yolda olmamış da olabiliriz ama sadece anlayış, sabır, karşılıklı tahammül bunlar çok önemli şeyler yani. Göz göze konuşabilmek, birbirini anlayabilmek, sizi dinlemek, yönetici ona fayda sunmayı başarabilmesi. O kadar güzel işlerimiz var ki yapabileceğimiz. Orada durmak ve bu süreci atlatmak zorundayız. Çünkü hepimizin çoluğu çocuğu yaşanan ya, ülkenin bir geleceği var. Aynen öyle. Ülkenimizdeki 5-10 yıl gerçekten çok yani, büyük sorumluluğumuz hani var. Hani çocuklarımızın yanında aslında siyaset konuşulması hiç arzu etmiyoruz. Haklısınız. Ama öyle bir hale geldik ki artık gündemden kopamıyoruz. Öyle. Yani onların konuşacağı başka şeyler olmalı artık hayatta. Daha bilim güzel konuşsunlar. Evet. Ticaret konuşsunlar, ekonomi konuşsunlar. Kaldı. Bizim çünkü her ruh halimiz onlara yansıyor. Öyle. O kadar üzülüyorum ki onlar adına yani. Sadece o psikolojiden çıksınlar istiyorum. O havadan çıksınlar istiyorum. Raziye. Raziye Hanım, o kadar güzel anlattınız ki. Yani yanlış anlamayın. Kız kardeşim neyi vahlanıyorsa, eşim neyi vahlanıyorsa inan aynı cümleler. O kadar güzel izah ettiniz ki. Var olun. İnşallah başaracağız ama. İnşallah. Sağ olun hep beraber. Saygılar. Sağ olun. Başkanım şöyle. Ablacığım sağ olun. Ay canım benim. Sağ ol. Nasılsın? Sağ ol. Seni görüp de kötü olur mu? Ay, bak bir abla daha öptü beni. Bir de dua öpmek eder bana. Ben sürekli dua ediyorum. Ellerinden öperim. Ama ben 18 Mart Üniversitesi'nde okuyorum. Ne güzel. Sayenizde burslarınızla beraber gidiyoruz. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Kurban olurum. Sağ ol. Ne bölümün? Kamu yönetimi bölümü. Harika. İş arıyorum ama. Tamam. Maalesef. İnşallah bakacağız. Ne İnşallah. Kadar kaldı okulun bitmesine? Bir yılım kaldı ama online eğitimden dolayı tekrar buraya gelmek zorunda kaldık. Eğitimimiz bitti. Bazı derslere destek olacağım. Yani bazı okulların bazı bölümlerine destek olacağım. Burada çok değerli hocalara onlara ders verdireceğim. Çok önemli. Sizi de bekleriz, takip et tamam mı? Teşekkür ederiz. Öyle öyle. Ben hani o konuda bazı dallarda duyuracağız. Çok kıymetli hocalara sizlere bazı kültür merkezlerimizde ders verdireceğim. Yakında duyurularımızı duyarsınız oraya gelin. Ve de Türkiye'nin çok önemli hocaları olacak farklı branşlarda. Umarım size de denk gelenler teşekkür olur. Teşekkür tamam ederiz. Sağ olun. Sen hangi bölümdesin? Sağ olun. Sağlık yönetimi okuyorum. Başarılar. Üniversitesi Üniversitesi'nde. Teşekkürler. Harika. Çok yolun teşekkür açık ederim. Olsun. Teşekkür ederim. Hadi sağ ol. Şey içer misin? Çok sağ ol. Biraz iyi, bir kötü. Çok iyi. İyi olacak inşallah. Beraber. Bütün yani herkes siyaseti bir tarafa bıraksak. Çözülür bu iş. Ne kadar sürede çözülür sizce? 10-15 yıl en az. Bu sürede inşallah. Yani ne yazık ki en az 15 yıl. Yani niye en az diyeceksin? Sürer, değil mi? Çünkü yani şöyle düşünelim. 24 yıldır depremi konuşuyoruz bu şehirde. Ama hiçbir şey yapamadık. 24 yıl. Ve şu anda biz o hızla gitsek lazım bize 100 sene. Evet. Ama bir seferberlik başlatırsak ki yarın bunun açıklamalarını yapacağım. Ben sokağa çıkacağım. Yani şu an burada niyeyim biliyor musun? Seni dinlemek için buradayım. Seni dinlemek için yani. Ve biliyorum ki 100 sorunun 80'i depremle ilgili olacak. Önemli değil. Seni dinlemek zorundayım, çözüm üretmek zorundayım, konuşmak zorundayım. Milleti cesaretlendirmek zorundayım. Yani biraz bu sektörü de bilen bir insanım. O bakımdan hani ayağa kalkmalıyız. Hiç kimse, Allah muhafaza, hiç kimse sakat binada oturamaz kardeş. Evet. Bunun geçici olarak kirayla desteklemeliyiz. Geçici olarak rezerv konutlar üretip bazı evleri, insanları oraya yerleştirmeliyiz.
Yani bizim birebir de tespit ettiğimiz, sadece birebir de çok seri bir araştırmada, yani bugün olduğu yere yığılacak 300 küsur tane bina tespit ettik. Çok az ilçede yani. Şu an onları tahliye ediyoruz. Çok büyük bir işimiz var ama başarırız. İnşallah. Başarırız yani. Mamasya'da geldim. Yürü be. Yürü. Başkanım. Sağ ol. Başkanım, bir tane. Kurban olurum. Sağ ol anneciğim. Sağ ol. Canım benim.